İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Parlamentosu'ndan başsağlığı. Batı Ermenistan'da yine tandır ekmeği pişiriliyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nde koronavirüs bulaşmış insan sayısı 1339'a ulaştı. Sevr'de imzalanan Uluslararası Barış Antlaşması Rıza Tevfik tarafından imzalandı. Armin Wegner'in şahitliği. Bugün Daniel Varujan'ın doğum günü. Batı Ermenistan. 17 Nisan Cuma günü Bay Pierre Tilpyan'ın ani ölümü bizi derinden üzdü. Batı Ermenistan Parlamentosu adına ailesine ve arkadaşlarına en içten başsağlığı diliyoruz. O Maraş kökenli Batı Ermenistan'ın bir evladıydı. Bay Pierre Tilpyan 24 Mart 2018'de resmi pasaportunun verildiği törenle Batı Ermenistan vatandaşı oldu. Ana vatana katılmanın tüm amacını tam olarak anlamıştı ve tüm Ermenilerin kurtuluşu için son şansın seçtiği ve takip ettiği Batı Ermenistan'ın yeniden kurulmasına giden yolun olduğunun farkındaydı. Ayrıca üyesi olduğu Lyon'daki Batı Ermenistan Ermenilerin kurultayına gönülden katıldı. Pierre Tilpyan'ın hatırası ebedi örneği için nesillerin zihinlerinde yaşayacak. Batı Ermenistan Parlamentosu Başkanı Bay Leonardo Basmacan. Batı Ermenistan Parlamentosu Başkan Vekili Bayan Lidya Margosyan, Lyon, 19 Nisan 2020. Batı Ermenistan'da koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı ve evde kal çağrıları tandır ekmeğine olan ilgiyi artırdı. Tandırda ekmek pişirme geleneği Ermenilerin hayatında ve çok eskiden korunmuş ve bize ulaşmıştır. Genellikle bahçeli evlerde bulunan tandır evleri, yasaklarla birlikte daha sık kullanılmaya başlandı. Bölgede önceki yıllarda özellikle kırsal kesimlerde kadınlar tarafından pişirilen tandır ekmeği, gelişen teknoloji ve şehirleşme ile birlikte yerini fırınlarda pişirilen ekmeklere bıraktı. Fakat tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını ile birlikte tandır ekmeklerine ilgi arttı. Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden verilen bilgiye göre 20 Nisan saat 11 itibariyle Ermenistan Cumhuriyeti'nde 48 yeni koronavirüs enfeksiyonu vakası kaydedildi. Bu konuda dün bildirilen verilere göre 1291 koronavirüs vakasının kaydedildiğini hatırlatalım. 20 Nisan'da toplam 1339 koronavirüs vakası doğrulandı. 693'ü son günde olmak üzere 13.373 testlerde negatif sonuç kaydedildi. Şu anda bir gün içinde 11 artışla 737 kişi tedavi görüyor. Son verilere göre son bir günde 35 kişi olmak üzere 580 kişi iyileşti, 22 hasta ise öldü. Sevr Anlaşması'nın imzalanmasına katılan Türkiye Cumhuriyeti heyeti Rıza Tevfik, damat Ferit Paşa, Maliye Nazırı Tevfik Paşa, Reşat Halis ve Bağdat'tan Mehmet Hadi Paşa'dan oluşuyordu. Antlaşma 3 kişi tarafından imzalanacaktı. Rıza Tevfik, Reşit Halis, Bağdat'tan General Mehmet Hadi Paşa. Sevr Anlaşması'nın son sayfasına bakınız. Anlaşmayı imzalayanlar arasında damat Ferit Paşa ve Maliye Nazırı Tevfik Paşa yer almıyor. Resmi bilgilere bakarsak, Sevr Antlaşması'nı imzalayanlardan biri olan Rıza Tevfik ifadesinde damat Ferit'in isminden bahsetmiyor ama bakalım ne diyor? Önerilen maddeler Bağbali tarafından da biliniyordu. Şura-i Sultan'a sunulan barış şartlarını kabul etmeye karar verildiği için tek yapmamız gereken şey başımızı eğip bu belgeyi imzalamaktı. Ancak zafer kazanmış olan devletler imzaları kabul etmedi ve Bağbali'ye mühür istediklerini bildirdi. Benim RT harflerini içeren bir mührüm vardı ve yanıma aldım. Sonra bizi aradılar. Buna göre önce Hadi Paşa, sonra ben, sonra Reşat Halis Bey sözleşmeyi imzaladık ve damgaladık. Daha sonra koridordan dışarı çıktık. Ermenilerin anıt kompleksinin önünde diz çöktüm ve kurbanların ruhlarını simgeleyen sonsuz ateşin önünde başımı eğdim. Çöl kampları, aç çocuklar, salgınların kurbanları gözlerimin önüne geldi. Benim yaşadığım duygularımı çok azları anlayabilir. Armin Wagner, Ermenilere yönelik gerçekleştirilen soykırım şahidi Alman doktor. Zernagabert anıtı ziyareti sırasında ifade ettiği sözler. 1968. Varujan 1884'te Batı Ermenistan'ın Sebastia eyaletinin Bırgınik köyünde dünyaya geldi. Köy okulunda okuma yazmayı öğrendi ve 1896'dan itibaren Konstantinopolis'te önce Sakız Ağacı'ndaki Mıhtaryan Okulu, sonra Kadıköy Okulu'nda okumaya devam etti.
Konstantinopolis çocuklu üzerinde ağır bir izlenim bırakıyor. Sultanahmet'in düzenlediği katliamın izlerini görüyor. O günlerde zulüm görenlerden biri akrabalarının uzun süredir aradığı ve sonunda hapishanede zincirlere vurulmuş olarak bulunan şairin sürgün babasıydı. 1902 yılında Varujan, Venedik'teki Murat Rafaelian Okulu'na gitti. 1905'te şair Belçika'ya gitti ve Gent Üniversitesi'ne girdi. Yüksek öğrenim gördükten sonra şair 1909'da memleketine döndü. Sebastia'daki Aramyan Okulu'nda 2 yıl öğretmenlik yaptı. Daha sonra 1911'de Evdokya Tokat Ulusal Okulu'nda görev aldı. 1912'de Varujan müfettiş olarak Pera'nın Grigorlu Savoriç Okulu'na davet edildi. Bu yıllarda Varujan'ın şiirleri geniş çapta tanındı. 10 yıl boyunca şair 4 kitap yazdı. Ülperti 1906, Kabilenin Kalbi 1909, Pagan Şarkıları 1912 ve Ekmek Şarkısı 1921 ölümünden sonra yayınlandı. Ayrıca notlar, makaleler yazdı ve tercümanlık yaptı. 1914'te Mehyan Edebiyat Dergisi'nin 5 kurucusundan biri oldu. 24 Nisan 1915'te Varujan, Türk polisi tarafından tutuklanan aydınlar ve toplum şahsiyetleri arasındaydı. Birçok kişiyle beraber Çankırı'ya sürgün edildi ve orada tutuklu kaldı. 26 Ağustos 1915'te Çankırı'dan Ayaş'a geçerken şair, Ruben Sevak ve diğer 3 sürgünlerle birlikte bir komplo sonucunda vahşice öldürüldü. Yerevan'da Daniel Varujan'ın adını taşıyan bir cadde ve bir okul bulunmaktadır. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Maratuk adlı folk topluluğundan Ermeni halk şarkısı Korodik adlı eseri sunuyoruz. Gişel halda dursega Rusnak anuşka soler Lusna gahper ur gertas Gertan versas nasari Gertas versas Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.